Düşünce hataları adını verdiğimiz, düşüncenin bir olumsuzluk sunması oldukça yaygın bir durum. Ayrıca hem bireysel hem de kurumsal anlamda oldukça da zorlayıcı bir süreç. Peki birçok durumu körükleyen ve kişinin zihinsel çıkmazını yaratan düşünce hataları nelerdir? Siyah beyaz düşünme. İki renkli yaşamak, hayattaki olay ve durumları ya hep ya hiç mantığıyla düşünmeyi içerir. Kişi her durumu tek bir mantık çerçevesine yerleştirir. Ya olumludur ya da olumsuzdur gibi çok yanlış bir önermeye tutulur. Hep uçlarda yaşayan birinin olayları bu şekilde değerlendirmesi eksik ve yanlış analizlere, fırsatları kaçırmaya, kendi yolunu tıkamaya ve zihinsel çatışmalara yol açar. Aşırı genelleme. Zihin sınırlı bilgi ve deneyimden yola çıkarak düşünce yoluyla geri bildirim oluşturur ve yine eksik bir değerlendirme sonucunda aşırı genelleme ortaya çıkar. Hatalı falcılık, felaketleştirme, belirsizlik, umutsuzluk ve güvensizlik zaman zaman düşünce dünyasında tehlikeli bir falcılığa dönüşebilir. Hatalı falcılık, şimdiyi unutarak geleceğe bakan bir zihnin yansımasıdır. Olumluyu görememek En büyük düşünce hatalarından biri olan olumsuzu büyütmek, olumlu durumları da küçültmeye yol açıyor. Kişi bu durumda hayatındaki olumlu durumları olağanlaştırıyor ve normal karşılayacak bir psikolojiye bürünüyor. Zihin okumaktan çıkamama. Bu hatada karşıdaki kişinin düşüncelerini tahmin etmek vardır. Sürekli zihin okumak, eylem ve düşünceleri çarpıtarak tahminin gerçekmiş gibi algılanmasına yol açar. Olumsuz etiketleme. Keyfi çıkarsama ve bazı deneyimlerden yola çıkarak etiketlemeler yapılabiliyor. Düşünce hatası olarak etiketleme sadece karşıdaki kişileri kapsamaz. Çoğalan düşünce hataları sonrasında kişi kendini de olumsuz yönde etiketler. Peki düşünce hatalarına karşı ne yapılabilir? Öncelikle düşünce hatalarının bir hata olduğunu tespit etmek ilk adımdır. Bu adımdan sonraysa ilgili düşünce hatasının hayatınızdaki yoğunluğuna göre uzman tavsiyelerine ve gözlemlerine ihtiyacınız olabilir.